önemli birkaç konu var. Birincisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündemden düşmüş olmasına rağmen, bakın düşmüş olmasına rağmen yeniden gündeme getirdiği başörtüsü meselesiyle, bu başörtüsü meselesi öyle alelade bir meselenin olmadığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar koordineli, sistematik bir şekilde çalıştı. Bunu konuşacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu pas gerçekten gol at diye pas verdi. Hatta pası boş verin. Vallahi de billahi Kemal Kılıçdaroğlu penaltı yaptı, bilinçli. Ceza sahasında topu elle tuttu ve penaltı yaptı. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın zor duruma düşmüş, hiçbir malzemesi olmayan, seçime gidiş sürecinde elinde hiçbir argüman manivele kalmayan Recep Tayyip Erdoğan'a penaltı atma şansı verdi. Üstelik nasıl biliyor musunuz? Kalede kaleci yok. Yani Recep Tayyip Erdoğan eğer bu fırsatı değerlendirip de gol atamazsa, yani bu seçimleri kazanamazsa, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu golü atmaması imkansız. Kör olması lazım. Bir tek durumda Recep Tayyip Erdoğan bu seçimleri kazanamaz. Seçimleri kazanmak istememesi durumunda. Bak, istememesi durumunda. Şimdi değerli dostlar, nasıl bir hale geldi? Önce bu konuyu konuşacağım. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun pas atması konusunu konuşacağım. Değerli dostlar, olay aynen şu şekilde. Recep Tayyip Erdoğan çok uzun bir zamandan beri gündemi belirleyemeyecek halde ve artık ne danışmanları, ben bu olayı şöyle görüyorum. Danışmanlara da malzeme bulamıyor. İşte AK Parti'nin içindeki ağır toplarda malzeme bulamıyor ya da bulmuyorlar. Yani benim görüşüme, öngörüme göre Recep Tayyip Erdoğan aslında bu seçimlerde bir muhalefetle seçimlere gitmeyecek. Ya da bir muhalefet yok karşısında, rakip yok. Karşısında rakip sadece ve sadece Adalet ve Kalkınma Partisi var. Ve şöyle anlatayım. CHP'nin muhalifleri, İYİ Parti'nin muhalifleri, partisiz muhalefet, HDP'nin muhalifleri ve AKP'nin muhalifleri. Bak, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bunlar seçime gidiyorlar değerli dostlar. Yani hiç kimse düşünmesin ki Cumhuriyet Halk Partisi, yani Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan'a muhaliftir. Kesinlikle, buna kesinlikle diyorum bak. Değerli dostlarım, hiçbir elinde argüman olmayan Recep Tayyip Erdoğan'a başörtüsünü yasalaştıralım, anayasaya koyalım sözüyle başlayan ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu referanduma gidelim şeklinde devam ettiği ve bugün HDP ile görüşmesini bile bunun altına koyması, Recep Tayyip Erdoğan'ın elini güçlendirecek. Bakın, Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde ne olmuştu? Neydi Recep Tayyip Erdoğan'ı yıpratan konular? 1- Uyuşturucu. 2- Kara para. 3- Yoksulluk. 4- Yolsuzluk. Bunlar değil mi? Bunlar Recep Tayyip Erdoğan'ın olayını tamamen bitirmişti değerli dostlarım. Bir de ne vardı? Başörtülü bacıları mağdur ettiği, Recep Tayyip Erdoğan'ın elini zayıflatan bütün konuları gezdi. Şu 15 gün içerisinde, 15 günde Recep Tayyip Erdoğan'ın elini zayıflatan bütün konuları, bütün konularda elini güçlendirdi. Yani adeta Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından, Recep Tayyip Erdoğan'larının parti genel başkanlarından, milletvekillerinden, bakanlarından vallahi billahi daha iyi çalıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Ne mi yaptı? Bak. Uyuşturucu konusunda sıkışmışlardı. Uyuşturucu operasyonu yaptık diye gözaltına aldıkları, büyük asrın uyuşturucu operasyonu diyerek gözaltına aldıkları insanların hepsini salıverdiler. Uyuşturucu konusunda yüzlerine gözlerine bulaştırmışlardı. Kemal Kılıçdaroğlu gitti. Dedi ki, kara parayı aklıyorlar, uyuşturucu paralarını, bak aynı şunu söylüyor, uyuşturucu paralarıyla cari açığı kapatıyorlar dedi ya. Ya bunu AKP'den bir bakan söylese, hani muhalefet ederiz, deriz ki ne demek lan, cari açık hiç kara parayla kapatılır mı falan filan deriz yani. Bir muhalefet ederiz ya. Ya adamlar uyuşturucu parasını, ya uyuşturucu parasını nasıl meşrulaştırırız? Uyuşturucudan gelen parayı, kara parayı nasıl meşrulaştırırız diye yana yakına ağlarken Kemal Kılıçdaroğlu böyle meşrulaştırılırdı diyor. Siz yapamıyorsunuz, böyle söyleyin. Cari açığı kapatmak için kara para sokmak zorundayız ülkeye deyin dedi. Ya Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok oy kaybettiği konuyu meşrulaştırdı. Bak, mülteciler konusu. Mülteciler konusunu gitti İngiltere'ye. Mülteciler konusunu, mültecilere vatandaşlık verilebilir. Mültecilerin Türkiye entegrasyonuyla ilgili çalışmalar, çalıştay yapılabilir diye mülteciler konusunda da Recep Tayyip Erdoğan'a açık desteğini açıkladı ya. Ya Rabbi ya Resulallah. AKP'li bakan olsa bu kadar yapamaz. Vallahi diyorum ya. Billahi diyorum. Bak, yolsuzlukları yakladı. Yoksulluğu unutturdu millete ya. Recep Tayyip Erdoğan'ın eline baş
gibi bir şey teslim etti. Başörtüsü gibi. Kendisi unutmuştu. Kendisi artık bu başörtüsü meselesini kullanamayacağını, yani bu mitinglerde, miting alanlarında yetmeyeceğini biliyordu. Başörtüsü meselesi ne hale geldi biliyor musunuz? Zannediyorsunuz ki öyle alelade bir mesele. Hayır. Bakın. Referandum diye dolaşıyorlar. Eğer ki bütün partilere gidecekler. Bakın ne yapacaklarını söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir penaltı attırdığını söyleyeceğim size. Bütün partilere gidecekler. Bakın bugün HDP'ye gidiyorlar değil mi? HDP'nin yanına. Peki HDP'nin yanına başka bir şey için gidecek olsalar, açılım için gidecek olsalar, ikinci açılım için gidecek olsalar ne olur? MHP kendini anlatamaz. Bakın bugün MHP'nin kendini haklı çıkarabileceği tek mesele. Başörtüsü meselesi için görüşüyorlardı HDP'yle. O yüzden HDP'yle görüşmesinde sakınca göremedi. Bak. İkinci açılım. Bypass edilen Selahattin Demirtaş'sız HDP ile yeniden ikinci açılıma gidiyorlar. Söylemediğimizde haklıydık değil mi? Bakın HDP'nin burada kendini parçalıyordu. Ooo AKP'ye oy vermeyiz. Ooo Erdoğan'a oy vermeyiz. Yırtılan HDP'lilere buradan sesleniyorum. Ne düşünüyorsunuz? HDP size derse ki AKP'ye oy vereceğiz, Tayyip Erdoğan'a oy vereceğiz derse ne yapacaksınız? Ha? Hani HDP teröristiydi? Hani demek PKK demekti? Hani HDP ile görüşen CHP, CHPKK'ydı? Ne oldu? Siz niye görüşüyorsunuz? Ha? Ama sizin elinize güçlü bir argüman verdi Kemal Kılıçdaroğlu. Diyorsunuz ki, ya başörtüsü için konuşuyorduk. Başörtüsü için konuşuyorduk. Yani sizin yaptığınız oropluluğu örtecek argüman verdi. Tüp değiştirmeye gelmişti. Su getirmişti, damacana su getirmişti diye söyleyeceğiniz yalanı sizin elinize vermiş oldu. Şimdi değerli dostlar, bu birincisi HDP ile görüşmeyi, HDP ile görüşme konusunda elinde yalan olmayan, söyleyecek bir şey olmayan MHP'ye argüman verdi. MHP diyecek ki ben başörtüsü konusunu konuştuğu için uygun gördüm diyecek. Bak peki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin elindeki argüman ne? Diyecek ki bak hemen Recep Tayyip Erdoğan kolu yapıştırdı. İlk kolu dedi ki hak verilmez alınır diyerek başladık, hakkımızı aldık dedi. Başörtüsü hakkını aldık dedi. Bak aldık dedi. Ne oldu Kemal Kılıçdaroğlu? Çırak çıktı. Bak. Ve şunu halka hiçbir şey anlatamayacak. Bak basit taban. Sürekli oy kaybettiği tabana basit bir sakız verdi ağzına çiğnemek için. Başörtüsünü hallediyorum. Referanduma gidiyorum. Başörtüsünü anayasaya koyuyorum diyecek. Referandumu bak referandumla seçimleri birleştirecek. Referandumu propaganda malzemesi yapacak. Bak iyi dinleyin. Muhalefet destek verse de Recep Tayyip Erdoğan gol atar. Muhalefet destek vermese de Recep Tayyip Erdoğan gol atacak. CHP'ye diyecek ki bana destek ver. Bak CHP destek verirse diyecek ki al. Biz hak verilmez alınır dedik. Hakkımızı aldık diyecek. CHP destek verse de referanduma gitmek için golü attı. Gitmek için destek vermese de golü attı. HDP destek verse de golü attı. Vermese de golü attı. Şunu diyecekler. Başörtüsü konusunda samimi değiller. Ey milletim, başörtüsü meselesini çözmek istiyoruz. Oy verin bu kardeşinize, başörtüsü meselesini kökünden halletsin diyecek. Bak, Recep Tayyip Erdoğan'a nasıl bir pas verdiğine dikkat edin. Oy verin bu kardeşinize, başörtüsü meselesini kökten halledeyim diyecek. Referanduma gidecek. Referandumla beraber aynı anda, bakın, referandumla beraber seçimlere gidecek. Diyecek ki, bu kardeşinize destek veriyorsanız oy kullanın, evet oy kullanın. Bak, referandum atmosferinde seçimlere gidecek. Belki de referandumla seçimleri birleştirecekler. Sevgili dostlar, şimdi öyle bir duruma getirdi ülkeyi, öyle bir duruma getirdi ülkeyi ki, bakın diyecek, bak başladı. CHP oy verse, destek verse, diyecek ki bak CHP'yi de bize benzettik. CHP de nihayet doğru yolu buldu diyecek, bütün CHP'lileri demoralize edecekler. Bütün CHP'lileri. CHP destek vermezse diyecek ki bak CHP'liler hani başörtüsünden başörtüsü sorunu çözmek istiyorlardı. Hani özgürlükleri destekliyorlardı. Hani hak hukuku destekliyorlardı diyecekler. Yine golü atmış olacaklar. Referanduma gidip kılık kıyafet kanunu ortadan mı kaldıracaksınız? Yani bu cumhuriyet devrimlerinin bir kısmının ortadan kaldırılması demek ilk defa referandumla bir şeyin kaldırılacağını göstereceksiniz.
İki, örgütlenemeyen, bir türlü bir araya gelemeyen, propagandası tükenen, hiçbir propaganda malzemesi elinde olmayan Recep Tayyip Erdoğan'ın eline böyle bir argüman verdiniz. Kökünden halledelim, kökünden halledelim diye bu atmosferi yeniden Cumhuriyet devrimlerinin ortadan kaldırılabileceği, yeniden Cumhuriyet karşıtlığı üzerinden kaybettiği oyları, kaybettiği tabanı birleştirmek, hatta ve hatta HDP ile bile birleştirmek şansını verdiniz. Ne diyeceksiniz her bokologlar? HDP'nin tabanını başka türlü birleştirme şansınız yoktu, Allah kahretsin sizi. HDP'nin tabanı hiçbir şekilde Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmezdi. Asla ve kat'a hiçbir şekilde destek vermezdi böyle olmasaydı. İşte bu durumda HDP'nin tabanı da aynı muhafazakar taban, yani dindar taban, şu anda dindar tabana oynayacaklar. Diyecekler ki hani ben başörtüsünü çözmek için bir araya geliyorum, niye destek vermiyorsunuz? Destek verse bir türlü, vermese bir türlü. Bütün siyasi partileri Arap saçı gibi birbirine doladı Kemal Kılıçdaroğlu. Bilerek ya da bilmeyerek, ben bilmeyerek olduğunu düşünenlerden değilim. Ben bilerek bu penaltının yapıldığını düşünenlerdenim. Evet, şimdi soruyorum. İyi Parti ne yapacak? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni zora soktunuz. En çok zora giren Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Niye mi? Çünkü reisistleri hiçbir şekilde bu seçimleri alabilmek, Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kere daha Cumhurbaşkanı yapabilme şansları kesinlikle yoktu. Hiçbir şekilde yoktu. Şu golü verdiler. Şimdi soruyorum. Referandum için ne diyeceksiniz? Ha? Şeye sorabiliyor musunuz? Bak sordunuz. Devlet Bahçeli'ye sorduğunuzda hani HDP PKK'ydı? HDP demek PKK demekti. HDP ile görüşmek PKK ile görüşmekti. Ne oldu diye sordunuz, ne diyor? Yok yok, onunla ilgisi yok. O diyor meclise diyor girmiş bir parti diyor. Bak bir anda kıvırdı, gördün mü? Bir anda can, bir anda döndü. Ne oldu? Ne oldu sorabiliyor musunuz? İyi Parti destek verecek mi, vermeyecek? İki ucu boklu değnek. İki ucu bütün muhalefeti, bak bütün muhalefeti tekrar getirdiniz. Sadece siyasi partileri değil. O senin ağzın kurusun da inşallah konuşamayasın Kemal Bey. İnşallah konuşamayasın. Gider ayak son bir geçireyim dedin herhalde. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu da gidiyor. Yeri sağlam değil. Kemal Kılıçdaroğlu boşu boşuna geziyor. Bak orasını halletti. Bitti mi? Hayır. Recep Tayyip Erdoğan'ın zarar gördüğü Amerika gezileri, Amerika ziyaretleri, biraz oy toplamaya çalışan, biraz oyu genişleyen muhalefetin oyunu nasıl bitirdi biliyor musunuz? Amerika'ya niye gittin Kemal Bey? Amerika'ya niye gitti Kemal Bey? Parlamento kapalı, senato kapalı, görüşebileceği Allah'ın yarattığı kul yok. Hamburger yemeye gitti. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamburger yemeye gittiği Amerika Birleşik Devletleri, söyleyeceği kelimesi tükenmiş olan, Türkçesi bitmiş olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, yani reisist tabanın ağzına hangi sakızı verdi? Bak, yerli ve milli olan Amerika'ya gitti. Amerika'dan icazet almaz. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne için gittiğini, Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün parlamentonun, senatonun hepsinin tatilde olduğunu bilmeyen cahil halk, yani Recep Tayyip Erdoğan'dan sadece açlık kaldığı için, ekonomi bozulduğu için, mutfağında aş pişmediği için geri çekilen ve kararsız olan partisiz muhalefeti ne yaptı? Tekrar Recep Tayyip Erdoğan'a geri döndürdü. Bak şimdi size soruyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekten şeyden farklı olduğunu düşünüyor musunuz? Deniz Baykal'dan. Kaç kişi Deniz Baykal'dan farklı olduğunu düşünüyor Kemal Kılıçdaroğlu? Recep Tayyip Erdoğan'ın, yani reisist ekibin bir daha başa gelmesinin imkanı mümkünatı yoktu. Hiçbir şekilde yoktu, yani yok ya. Bak yok. Ama Kemal Kılıçdaroğlu öyle yaptı, böyle yaptı. Dargın olan FETÖ'cülerle görüştü, yapmayın, destek verin, arkadaş iyi çocuktur dedi. PKK'lılarla görüştü, yapmayın, destek verin dedi. Vallahi de billahi diyorum, bak ben iddia ediyorum bunu. Kemal Kılıçdaroğlu cemaatle de, PKK'yla da, yani HDP'yle de Recep Tayyip Erdoğan için arabuluculuk görevi üstlendi. Görüştü ve onun için görüşüyordu. Evet görüşüyordu, onun için görüşüyordu. Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kere daha Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için arabuluculuk görevi yaptı. Bakın yine en büyük sürprizi yapacak olan kim biliyor musunuz? Çok tuhafınıza gidecek. Yine en büyük sürprizi yapacak olan İyi Parti ve Zafer Partisi. İyi Parti ve Zafer Partisi'nin çıkar çerçevesinde, ülkenin çıkarları çerçevesinde, bak Memleket Partisi, İyi Parti, Zafer Partisi ve hatta şeyin birleşeceğini düşünüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi. Bunu iddia ediyorum. Bu benim öngörüm sadece. Milli çıkarlar çerçevesinde, bak milli çıkarlar çerçevesinde bunların birleşeceğini düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, Cumhuriyet Halk Partisi derken Kemalciler, Bay Kemalciler. Tamam? Yani
1921'ciler diyelim. Yani Atatürkçü olmayanlar, anti Atatürkçüler. Kendisini devrimci olarak lanse eden solcular. İran'daki devrimi kim yaptıysa onlar. İran'daki devrimi yapanlar solculardır. Radikal solculardır. Kendisini devrimci olarak lanse edenler. Bugünkü Türkiye'deki riskli grup onlardır. Tamam, milliyetçilere karşı Türkiye'yi Türksüzleştirmeyi yemin şiar edilmiş, Cumhuriyet devrimlerini ortadan kaldırmak isteyen, Atatürk'ün devrimlerini, Atatürk'ü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü heykele kadar küçümseyen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün zaferlerini, milli bayramlarımızı sadece bir güne küçümseyen, bir gün orada saygı duruşu durdurup çocukları durdurmak kadar küçümseyen aşağılık heriflerin olayıdır değerli dostlarım. Bunlardır tehlikeli olacak olan, bunlardır Cumhuriyeti yıkacak olanlar. Bak değerli dostlar, birkaç elekten geçti Türk milleti, birkaç elekten geçti ve gerçek anlamda şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Esas mesele şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden solcular elendi. Atatürkçüler, cumhuriyetçiler elendi, dışarı döküldü. Dışarıdalar. İyi dinleyin bak. Milliyetçi Hareket Partisi'nden gerçek milliyetçiler, Turancılar, Türkçüler elendi. Eleğin altına döküldüler. Dışarı döküldüler. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinden mütedeyyin Müslümanlar, gerçek muhafazakarlar, Allah için dine inananlar, Allah için ibadet edenler, Allah'a biat edenler döküldü dışarı. Siyasi partilerin dışında kalanlar Türkiye'nin yerli ve milli ekibidir. Siyasi partilerin içinde siyaset yapmak isteyenler, hele köşe başlarını tutanlar kesinlikle ve kesinlikle aynı oyunun sadece farklı aktörleridir. Farklı artistleridir. Bunun altını bu şekilde çiziyorum. Türk milletinin işi zor. Niye? Organize olabilecekleri artık hiçbir şey ellerinde kalmadı. Televizyonları yok, gazeteleri yok, siyasi partileri yok, sivil toplum kuruluşları yok ve küçük bir grup olarak organize olmaya çalıştıklarında da karşısında ne yazık ki iktidar gücüyle, iktidar gücünü kullanarak milletin kafasını ezen, kafayı kaldırdığında üzerine basan, askerle, polisle, yargıyla üzerine basan bir iktidarla karşı karşıya kalınmış durumda. Değerli dostlarım, bu işin içinden çıkılır mı? Evet, bu işin içinden çıkılır. Türk milleti Kurtuluş Savaşı gibi bir savaş vermiş millettir. Bakın, tehdit ediyorlar. Herkes tehdit etmeye başladı. Bakın, herkes tehdit ediyor. Bu tehdit bir siyasi partiye değildir. Bir siyasi düşünceyedir değerli dostlar. Bir siyasi fikredir bak. Siyasi parti burada tehdit alan siyasi parti değil. Siyasi fikirdir. Burada tehdit edilen cumhuriyetçiliktir. Burada tehdit edilen Atatürkçülüktür. Kendinizi hangi partide hissediyorsanız edin fark etmez. Burada anti Atatürkçülük, anti cumhuriyetçilik şu anda cumhuriyetçileri ve Atatürkçüleri tehdit ediyor. İç savaşta tehdit ediyor. Öldürmekle tehdit ediyor. Cezaevine koymakla tehdit ediyor. Devletin gücünü, kendi Atatürkçülerin kurduğu devletin gücünü, cumhuriyetçilerin kurduğu devletin gücünü yine Atatürkçülerin karşısına, cumhuriyetçilerin karşısına dikiyorlar. İşte gerçek mesele budur. Savaşı kazanır mıyız? Kazanırız. Ama kayıtsız ve şartsız partiler üstü bir harekette, partiler üstü bir düşünce tarzıyla, bakın bir daha söylüyorum, siyasi partilere değil, bir siyasi çizgiye, bir siyasi ideolojiye karşı bir tehdidin oluştuğunu görerek bunu bilmek lazım. Bakın, reisist yazarlar, çizerler, gazeteciler, bakanlar, vekiller, oradan nemalanan herkes açık açık tehdit ediyor. Yargılayamazsınız diyor. Yani reisi yargılasanız iç savaş çıkar tehdidini aladen yapıyorlar. Değerli dostlar, bu suçtur. Reisi yargı fark etmez kimin için söylerseniz söyleyin. Yargılarsanız iç savaş çıkar tehdidi direkt teröristliktir. Terörün tanımlandığı Türk Ceza Kanunu'na, terörü tanımlayan maddesine bakın. Şu yapılan eylemin, yapılan işlemin terör olduğunu göreceksiniz. Bu teröristliktir, terördür. Kendi siyasi düşüncesini kabul ettirmek için korku ve panik yaratma eylemine terör denir. Ve bunu yapanlara da terörist denir. Reisistlerin hepsi, gazetecisi, o Fatih Tezcan'ı, o Abdurrahman Uzun'u, hepsi tehdit eden herkes, iç savaşla korkutan, ülke batar, yıkılır diye korkutan herkes, korku ve panik yaratan herkes terör eylemi yapıyordur ve teröristtir. Çünkü demokratik yollarla gelen birinin en doğal halkın en doğal hakkıdır. Demokratik yollarla, seçimle, sandıkla gelen bir lideri yine seçimle, sandıkla göndermek, karşı propaganda yapmak, karşı muhalefet etmek, onu alaşağı etmeye çalışmak yasal haktır.
anayasal haktır. Gösteri, yürüyüş yapmak, propaganda yapmak, mitingler düzenlemek, organize olmak anayasal haktır değerli dostlar. Siz 3 kişi bir araya geldiğinizde, 5 kişi bir araya geldiğinizde size organize suç örgütü muamelesi yapıyorlar, şebeke muamelesi yapıyorlar ama kendileri tarikatlar, cemaatlar, şeyhler, şıkların emri altında silahlı birimler barındırıyorlar, silahlı birimler besliyorlar, özel güvenlik şirketleri adı altında militanları silahlandırıyorlar, kendilerine anayasal güvence sağlıyorlar. Olay bu kadar basit. Sizi tehdit ediyorlar. Organize olursanız, organize terör örgütü, suç örgütü, herhangi bir şekilde Kürtseniz PKK'lı, Türkseniz FETÖ'cüsünüz. Organize olmayacaksınız. Yani organize olmuş tarikatlar, cemaatler, şeyhler, şıklar sizi yönetecek koyun gibi. İstedikleri anti-cumhuriyetçi, anti-Atatürkçü yeni bir düzeni, yeni bir rejimi inşa etmek, inşa ettirmek için bu ülkede kendisini devrimci olarak lanse eden cumhuriyeti devirmeyi, Atatürk ilki ve devrimlerini devirmeyi, devrimi devirmeyi şiar edinenler. Bakın bir daha söylüyorum. Devrimi devirmeyi şiar edinenler. Bir araya gelmişler. Bir araya geldiler. Bugün Türk, Kürt, Laz, Çerkez meselesi değil. Bugün CHP'li, AKP'li, İYİ Partili, MHP'li, HDP'li meselesi değil. Bugün mesele sadece ve sadece cumhuriyetçi, anti-cumhuriyetçi, vatansever ve vatan haini meselesidir. Atatürkçü ve anti-Atatürkçü meselesidir. Değerli dostlarım, herkesin kendine gelme zamanı geldi. Bunu ben yalnız mı söylüyorum? Hayır. Geçen ben bunları söylüyorum. Birkaç ay sonra bu ülkenin yazarları, çizerleri, akademisyenleri benden birkaç ay sonra söylemeye başlıyorlar. Ben söyledikten sonra bakıyorlar ki bu Murat Demir söylüyor. Başına bir hal geliyor mu? Gelmiyor mu? Başına bir hal gelmiyorsa bu ülkenin akademisyenleri de bunları konuşmaya başlıyorlar. Değerli akademisyenler, değerli Atatürkçüler, değerli cumhuriyetçiler, değerli devrimciler, değerli solcular, güzel ülkemin güzel insanları. Bakın. Siyaset korkakların işi değildir. Siyaset korkakların işi değildir. Siyaset cesaret ister, cesurların işidir. Bu vatan sizin, bu vatan bizim, bu vatan hepimizin. Eğer uğruna savaşmayı göze alamazsak, bizi test eden, bize yoklama çeken, ülkesi için savaşabilir mi, vatanı için savaşabilir mi, özgürlükleri için savaşabilir mi diye bize yoklama çeken namussuzlara cesur olduğumuzu göstermezsek eğer, bu ülke için her şeyi göze alabileceğimizi, iç savaşı değil, kıyamet bile kopsa, cehennemi indirseler aşağıya, yine de bu ülke için savaşabileceğimizi, asla gözümüzü kırpmayacağımızı, gözümüzü budaktan sakınmayacağımızı göstermek zorundayız. Eğer bunu gösteremezsek bu tehdit devam edecek. Tehdit ileriye kadar gelecek. Arkadaşlar, sizi, karınızı nasıl koruyacaksınız? Kızınızı nasıl koruyacaksınız? Karınızı koynunuzdan, kızınızı evinizden alırız, kolunuzdan alırız tehdidi yaptılar. Karınız kızınız bize helaldir tehdidi yaptılar. Cariye olarak, köle olarak satacağız tehdidi yaptılar. Yurdunuzu alacağız. Elinizden özgürlüklerinizi alacağız. Tapunuzu elinizden alacağız. Malınızı, mülkünüzü elinizden alacağız diye tehdit ettiler. Canınızı elinizden alacağız diye tehdit ettiler. Listeler yapılıyor. Elimizde listeler var. Herkesi evinden alacağız. Uyuduğu yerden alacağız diye tehdit ettiler. Ne söylemez, ne yapmalarını bekliyorsunuz? Bunu yapmalarını mı bekliyorsunuz? Söylemek yetmez. Yapın da göreyim mi diyorsunuz? Peki onlar silahlanırken ki bu tartışmasız bir gerçek. Hizbullah üzerinden, El-Kaide üzerinden, El-Nusra üzerinden silahlanırken Hizbullah'ın, El-Kaide'nin, El-Nusra'nın, Boko Haram'ın bütün silahlı militanlarını 20 sene cehenneme, Afganistan'ı cehenneme çevirmiş Taliban'ın militanlarını Türkiye'ye doldurduklarını ve burada silahlandırdıklarını, silahlı eğitim kamplarının olduğunu herkes biliyor ama kimse söyleyemiyor. Çünkü götü yemiyor. Kimse söyleyemiyor. Peki hal böyleyken bunlar ekonomik olarak para güçleri var. Yurt dışına da aktardılar. Yani bugün bir düşük yoğunlukta bir savaşı 15-20 yıl boyunca belki de 30 yıl boyunca düşük yoğunluklu bir savaşı yürütebilecek finansmanlarını yurt dışına kaçırdılar. Bu ülkede takır takır patlayan mermiler, patlayan bombalar her şeyi 25 sene 30 sene finanse edebilirler. Adamlar hazırlanmışlar. Siyasi olarak kendileri gibi diktatör olan ülkeleri siyasi olarak desteğini almışlar. Bazı Avrupa ülkelerinin de Türkiye'nin gücünü kullanarak, milli devletin yani Türk milletinin devletinin gücünü kullanarak, onun diplomasi gücünü kullanarak bazı Avrupa ülkelerinin de desteğini almışlar. Kardeşim para güçleri var. Siyasi destek almışlar. Silahlandırmışlar. Organize olmuşlar tarikatlar, cemaatler üzerinden. Yetmemiş gibi bakın. Yerli olanları tarikat, cemaat üzerinden örgütlemişler. Devletin ordusu menzil tarikatının elinde.
Polis teşkilatı başka bir tarikatın elinde. Arkadaşlar, tehlikenin farkında mısınız? Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Sanki Türkiye'de sadece bir sorun, demokrasi sorunu var. Aman anlatamadık millete. Halk bilmiyor, işte oy veriyor, Tayyip Erdoğan seçiliyor diye bu algı oluşturuluyor. Vallahi değil, billahi de değil ya. Türkiye'de, yani demokratik bir ülkede, seçimle halledilecek bir ülkede şu propaganda yapılır mı? Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek istiyorlar. Millet diyor ki, hayır diyor, devirmek istemiyoruz. Evet, şunu söyleyemiyorsun. Diyemiyorsun ki evet, Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek istiyoruz, evet ya. Anayasa budur. Anayasal hakkımı kullanacağım. Demokrasi budur. Recep Tayyip Erdoğan da birini devirerek geldi. Elbette ki devrilecek. Sandıkla gelen bir lideri devirmek, devirmeyi istemek, devirmek için propaganda yapmak, devirmek için gösterim, faaliyet göstermek. Bu demokratik haktır diyemiyorlar ya. Yok diyor. Ya adam şunu savunuyor. Erdoğan'ı devirmek istiyorsunuz. Evet. Evet, ben Erdoğan'ı devirmek istiyorum. Her şeyi Erdoğan'ı devirmek için yapıyorum. Evet. Evet. Erdoğan'ı istemiyorum ya. Canı cehenneme ya. İstemiyorum o adamı ya. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.